Merhabalar değerli arkadaşlar. 19. yüzyıl Türk Edebiyatı dersinin birinci ünitesiyle birlikteyiz. Bu ünitemizde 19. yüzyıl Türk Edebiyatı'na genel bir bakışla değerlendirmelerimizi yapacağız arkadaşlar. Hemen konularımıza geçelim. Modernleşme yolunda başlıklı bir konumuz var. Bu konumuzda neler var? Hemen değinelim. 19. yüzyılda artık eski ve yeninin bir arada olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Plansız ve programsız bir batılılaşma söz konusu bu dönemde. Osmanlı klasik edebiyatı için sonun başlangıcı 1699 yılındaki Karlofça Antlaşması'nı biz ele alabiliriz. Karlofça'dan sonra devletin içinde bulunduğu durum geleneği de aynı şekilde sarsmıştır arkadaşlar. Bununla birlikte batılılaşma önce maddi kültür unsurlarını değiştirmiş, arkasından manevi kültür unsurlarını da değiştirmeye başlamıştır. Bütün bu değişmelerden edebiyat da elbette nasibini almıştır arkadaşlar. Edebi yenilenmeye baktığımız zaman şunları söyleyebiliriz. Bu asır edebiyatına iki tutum hakim olmuştur. Birincisi zelotizm dediğimiz bir tutum. Bu tutuma göre tehdide uğrayan medeniyetin içine kapanarak daha gelenekçi olması durumu söz konusu. Gerçekten de bu dönemde geleneğe daha sıkı bir şekilde bağlanmış olan bir gruptan bahsetmemiz mümkün. İkincisi ise Herodianizm dediğimiz rakip medeniyetin maddi ve manevi silahlarını kullanmayı öğrenme tutumu. Bu tutumla da yine özellikle Namık Kemal gibi, işte Şinasi gibi o dönemde bildiğimiz bazı isimlerin rakip medeniyetin maddi ve manevi silahlarını alarak yeniden kullanarak ortaya yeni bir sentez sunmaya çalıştıklarını biz görmekteyiz arkadaşlar. Yine iki tutumunda bu dönemde ateşli savunucuların olduğunu biz görüyoruz. Osmanlı edebiyatı nazım ağırlıklı bir edebiyat. Bildiğiniz gibi nesir şiirden daha çabuk yenilenmiştir bu noktada arkadaşlar. Osmanlı edebiyatına baktığımız zaman geleneği daha sağlıklı bir şekilde sürdüren nazım olduğu için biraz daha ikinci planda kalan nesir şiirden daha çabuk bir şekilde yenilenmiştir bu dönemde. Klasikten baroka doğru bir geçiş söz konusu. Bununla ilgili bazı bilgiler verelim. Toplulukların uğradığı değişimler yeni insan tiplerini ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Bildiğimiz gibi Osmanlı Devleti içerisinde çok ciddi değişimler söz konusu ve bu ciddi değişimler neticesinde yeni insan tipleri ortaya çıkıyor. Bu yüzden gelenekli de olsa edebiyatların değişip yenileştiğini biz görmekteyiz. Sanatkarın keyfi seçimleri, mizacının yönlendirmesi ve heyecanları yine bu durumda ön plana çıkmaktadır. Devletin çöküş sürecinden bahsederken edebiyat için biz bu durumu söyleyemeyiz arkadaşlar. Edebiyat çöküş değil, bir dönüşüm yaşamıştır Osmanlı Devleti içerisinde. Batılılaşmanın dış etkilerine bir bakalım. Batılılaşma hangi dış etkilerden dolayı gerçekleşti Osmanlı Devleti'nin içerisinde? Buna göz atalım. Değerli arkadaşlar, Avrupalı sefirler ve sefarethaneler vasıtasıyla batılılaşma Osmanlı Devleti içerisinde yerleşti. İkincisi, Levantenler dediğimiz ticaret yapan batılı şirket acentaları tarafından batılılaşma bir ivme kazandı. Bunun dışında Osmanlı Devleti içerisinde bulunan gayrimüslim azınlıklar, misyonerler, mülteciler, Osmanlı sefirleri ve sefaretnameleri, Avrupalı sanatkarlar, müftediler yani din değiştirmiş olanlar, sultanlar ve aydın memurlar, ordu, askeri mektepler ve hocaları ve bunun dışında yurt dışına gönderilen talebeler Osmanlı Devleti'nin batılılaşmasında önemli etkiler ortaya koymuşlardır arkadaşlar. Batılılaşmayı keskin bir şekilde ortaya çıkarttığını ifade ettiğimiz veya iddia ettiğimiz bir durum var. Tanzimat Fermanı biliyorsunuz. Tanzimat Fermanı aslında bir başlangıç değil, bir sürecin sonucudur arkadaşlar. Bu ferman devletin içinde bir yenileşme projesi değildir aslında. Bu aslında dışarıya karşı yani batılı devletlere karşı bir itimatname olarak okunması gerekir. Tanzimat Edebiyatı isimlendirmesi bu yüzden yeniden düşünülmesi gereken bir isimlendirme arkadaşlar. Edebiyatın köklü yenileşmesini biz 1856 Islahat Fermanı'ndan sonra ele almak zorundayız aslında. Bu yüzden Islahat Devri Edebiyatı isimlendirmesi aslında bu dönem için daha uygun bir isimlendirmedir. Yenileşen edebiyatın özellikleriyle ilgili bazı bilgiler verelim. Öncelikle form değişimlerinden, şekil değişimlerinden bahsedelim. Divan tertibini bozarak metiyeleri almamak, gazellerin alfabetik sırasına P ve Çim harflerini de dahil etmek, Türk aruzunda nadir kullanılan veya hiç kullanılmamış olan vezinleri şiirlerde kullanmak, kafiye ve redife şiirin konu bütünlüğü hususunda önemli işlevler yüklemek, nazım şekillerinde gevşemelerin ortaya çıkması, kaside de tegazül yerine rubai koyma veya matlasız veya 5 beyitten az gazeller yazma gibi değişiklikler bizim edebiyatımızın form değişimleri olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Muhteva değişimlerine baktığımız zaman gelenekli mazmunların bazılarını çıkarmak yerine
çağa uygun konular dahil etmeyi tercih etmiş şairler. Örneğin sevgilinin saçı geçmişte neye benzetiliyordu? Yılana benzetiliyordu mesela. Bu tarz benzetmeler bir kenara bırakılmış. Çünkü çok işlerine gelen mazmunlar olmuş bunlar. Artık bunun yerine daha güncel kavramları ortaya koyacak sevgilinin saçının telgraf teline benzetilmesi gibi bazı benzetmelerle karşı karşıya kalıyoruz arkadaşlar. Yerli ve avami konulara eğilmek bu dönemin yine muhteva değişimlerini gösteriyor. İran etkisini azami derecede hafifletmeye çalışmışlar arkadaşlar. Bu da ayrı bir hususiyet. Tasavvufi şiir ile hikemi şiir arasındaki fark oldukça açılmış bu dönemde. Didaktik şiir anlayışı bu dönemde yine öne çıkmış. Neden? Çünkü dönemin bazı sosyal ve siyasi sorunları bu dönemde didaktik şiir anlayışının ön plana çıkmasını sağlıyor arkadaşlar. Muhteva değişimleriyle ilgili olarak şiirin pasif bir nesnesi olan kadın unsurunun belirginleşmesi durumundan da bahsedebiliriz. Kadın ağzından şiir söylenmesi artık bu dönemde karşımıza çıkan ve artık bu dönemde çok fazla yadırganmayan bir durum. Aşk anlayışında da bazı değişiklikler olmuş tabii ki. Bir önceki maddede söylediğimiz gibi ilahi boyuta ulaşan aşk yerine artık daha beşeri veya sıradan bir aşkın öne çıkması bu dönemin muhteva değişimlerinden bir tanesi. Şiire yine bu dönemde vatan, millet, hürriyet, azınlıklar, çocuklar gibi daha önce şiirde yer almayan bazı unsurlar girmeye başlamışlar. Bu da önemli bir husus olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Şiir dilinde de bazı değişiklikler var tabii. Bu değişikliklerden de bahsedelim hemen. Dilde genel bir sadeleşme yaşanıyor arkadaşlar. Açık ve anlaşılır olan gazeteci lisanı artık Türk edebiyatına hakim olmaya başlıyor. Sadeleşmenin karşısında sebke hindinin girift dilini aşırıya götürenler de yok mu? Tabii ki var. Bu dönemde özel kelime kadrosu, ilginç terkipler yine dilde sadeleşmeyi inkar edip tam tersine sebke hindinin girift dilini aşırıya götürme tutumunun ortaya çıkarmış olduğu bir sonuç arkadaşlar. Osmanlı Türkçesinde bulunan Arapça ve Farsça kelime kadrosuna artık bu dönemde özellikle nesir dilinde Rumca, Ermenice, Fransızca gibi dillerin kelimeleri de dahil olmaya başlıyor. Bu tarz kelimelerin kullanımında aşırıya kaçanlar alafrangalıkla suçlanmaktadır arkadaşlar. Biz 19. yüzyıl Türk edebiyatının genel özelliklerini bu şekilde sıralayabiliriz.